Merhaba sevgili dostlar. Birazdan bugün Çalışma Bakanlığı'nın yine resmi Facebook sayfasından yapmış olduğu açıklamaya yönelik bilgi vereceğim. Çünkü gerçekten yazım noktasında, insanların bilgilenmesi noktasında çok büyük eksik bilgiler var. Bekliyorum biraz katılım olması noktasını. Hem aynı zamanda insan arkadaşlarımızın, insanların daha fazla bilgilenmesi anlamında da canlı yayını paylaşacağım. O yüzden sizden 1-2 dakikalık zaman istiyorum izninizle. Evet. Şimdi sevgili dostlar, Çalışma Bakanlığı biraz önce, bir yarım saat önce bir açıklama yaptı. Açıklamayı size okuyup aslında gerçeğinin, yani hukuki mevzuatımız çerçevesinde gerçeğinin ne olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü yapılan açıklamalardaki eksik ifadeler, yapılan ödemelerden nemalanmayacak olan insanları da umutlandırıyor. Ve yılbaşı öncesi insanlarımız bir beklenti içerisine giriyorlar. Yani buradan bu açıklamalar yapılırken de üzülerek görmekteyim ki, yani bu konuda bu ödemeler yerel istihdamı destekleme fonundan yapılmaktadır. Bu konuyu da ihtiyaç sandığıdır ilgilenen. Yani Çalışma Bakanlığı bu açıklamaları yapmadan kamuoyuna aslında ihtiyaç sandığından gerek amirleri, gerek müdürleri, gerek personeli bu konuda bilgi alıp açıklama yapılsa daha düzgün ifadeler olur. Çünkü gerçekten sıkıntılı. Şimdi başlık şu, ben ifadeyi okuyorum, arkasına doğrusunun ne olduğunu sizinle paylaşıyorum. 1500 TL destek ödemeleri yapıldı. Özel sektör çalışanlarına yapılan 1500 TL destek ödemesi tüzüğü kapsamında Ekim ve Kasım ayları ödemeleri yapıldı. Bir kere sevgili dostlar, özel sektör çalışanlarına yapılan 1500 TL destek ödemesi tüzüğü diye bir tüzük yoktur. Yani böyle bir tüzük yok, bunu bilin. Neyse, hadi diyelim bu yerel istihdamı destekleme tüzüğünden yapılan bir destektir. O ifadede bir hata oldu diyelim, ama bir kez daha söylüyorum. Çünkü birçok insan da bizi arıyor. Basıncı arkadaşların kafası da karışıyor. Yanlış bilgi vermek istemiyor onlar da. Bir kere, bir geçen defa yaptığım programda söylediğim gibi, lütfen ama lütfen bu açıklama sonrası tüm özel sektör çalışanları bir beklenti içerisine girmesin. Burada 1500 TL destek ödemesi yapıldı ifadesi kullanılan özel sektörün kapsamı, Bakanlar Kurulu'ndan yayınlanan resmi gazetedeki yerel istihdamı destekleme tüzüğündeki değişiklikte ifade edilmiştir. Burada net bir şekilde bir kez daha söylüyorum. Otellerin, gazinoların, turizm ve seyahat acentelerinin işverenlerine, bu sektörlerde çalışanlara ödenmek üzere bu paralar yatırıldı. Daha önce ne kadar yatacaktı toplamda? 9.000 TL yatacaktı. 1500 TL 6 aydan 9.000 TL. Bir ödeme yapılmıştı. 3.000 TL 2 aylık. Geçen Türkiye'ye gidip gelme sonrası hükümetten müjde gibi verilen Eylül ayı da yatırıldı. 1500, geriye 4.500 TL alacağı vardı. Onun 4.500'ünde 3.000 lirası, yani Ekim ve Kasım ayı, Aralık ayı hala da bakiye olarak duruyor. Ama tüm özel sektöre değil. Yani bunun lütfen dikkat edin. Yani öyle bir algı oluşuyor bu açıklamadan sonra, tüm özel sektöre bu destek verilecek diye. Böyle bir şey yok. Bir daha söylüyorum. Otellere, kumarhanelere, turizm ve seyahat acentelerinin işverenlerine, işçiye ödenmek üzere, yani işçinin olacak şekilde bu destek ödemesi yapılıyor. Aynı zamanda toplu taşıma faaliyeti yürüten iş yerlerinin ve taksi işletmelerinin işverenlerine de onlara 4 aylık bir destek öngörüldüydü. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Temmuz, Ağustos dediğim gibi daha önce ödendi. Türkiye'ye gelip gitmesinden sonra hükümetin Eylül ayı ödendi. Bugünkü açıklamadan da anlıyoruz ki Ekim ayı 1500 liraları da toplu taşıma faaliyeti yürüten iş yerlerinin ve taksi işletmenin işverenlerine, yine işçiye verilmek üzere yatırılacak ve bu ifade ettiğim sektörlerin alacağı bitmiş olacak. Ama oteller, gazinolar, turizm ve seyahat acentelerinin
işverenlerine işçiye ödenmek üzere yatırılması gereken hala daha bir aylık bir ücret daha var. Tabii buna Ercan'da çalışan personel de dahildir, onu söyleyeyim. Dolayısıyla burada ifade edilen özel sektöre 1500 TL destek ödemeleri yattı. Tüm özel sektöre değil, lütfen beni kendi berberim de arıyor. Diğer özel sektördeki çalışan emekçiler de arıyor. Eğer bu kapsamda değilseniz, az önce ifade ettiğim kapsamda değilseniz, bilin ki siz bu destek ödemesinden maalesef yararlanamayacaksınız sevgili dostlar. Diğer açıklamaya devam ediyorum. Pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan özel sektör çalışanları ve işletmelerin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yerel iş gücü istihdamının desteklenmesi düzeyi kapsamında çalışanlara ödenecek 1500 TL destek ödemelerinin Ekim ve Kasım aylarını kapsayan ödemeleri yapıldı. Burada düzeltmiştim. Öyle bir anlaşılıyor ki tüm özel sektöre. Hayır, ilk girişte ifade ettiğim sektörlere de çalışanlara binaendir bu destek ödemesi. Devam ediyorum. Sosyal sigorta ve sosyal güvenlik prim desteği adı altında 1500 TL Ekim ve Kasım ayları ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılmıştır. Şimdi arkadaşlar, sosyal sigorta ve sosyal güvenlik prim desteği bir kere hesaplara yatırılacak bir para değil. Yani işletmelerin hesaplarına yatırılacak para değil. Bu bir. İkincisi, bunun miktarı 1500 değil. Neden değil? Hemen onu da ifade etmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere yine tüzükte bir değişiklik yapılarak yanında çalıştırdığı kişilere binaen, eğer sigortalara borcu yoksa ve veya yapılandırmış ise ve o zaman içerisinde, şu size daha da önce ilk videolarda paylaşmıştım, işverenler başvurduysa sosyal sigortalara, onlara %11 yanında çalıştırdıkları işçiler için işverenin ödeyeceği %11 prim desteğini bildiğiniz gibi devlet kendi üstlenmişti. Bu da bildiğiniz gibi gene yerel istihdamı destekleme fonundan bilfiil sosyal sigortalarda hesabına geçirilecek ve orada prim destek ödemeleri başvuran işverenler için yapılmış olacak. Herkesin aldığı brüt maaş farklı olduğu için işverenin kendisinin işveren olarak sigortalara yatırması gereken %11'lik sosyal sigorta primi bildiğiniz gibi herkesin maliyeti bir işverene farklı olduğu için bu bir sabit rakam değildir ki hesaplarına yatırılsın. Orada bunu sigortalar biliyor, bunun maliyetini çıkarıyor ve yerel istihdamı destekleme fonuna başvurup insanların sigorta yatırımlarına binaen destek ödemelerini işveren için, bakın işverenin yanında çalıştırdıkları için %11'lik prim desteğini bu fondan alıyor. Ama bu açıklamada sanki bu sigorta prim desteği işverenlere 1500 lira sabit bir rakam yatmış gibi bir ifade var. Bunun da yanlış olduğunu, hukuken bir karşılığı olmadığını ifade etmek isterim. Özetleyecek olursak sevgili dostlar, günün sonunda nedir bugün olan diye. Bugün olan arkadaşlar şu. Sadece ve sadece otellerde, gazinolarda, turizm ve seyahat acentelerinde çalışanlara Eylül ayında son açıklanan 1500 hariç Ekim ve Kasım ayına binen 3000 TL prim destek ödemelerinin işverenlerin hesaplarına yatırıldığı, işçiye verilmek üzere gerçekleşen işlem bu. Sadece bu saydığım özel sektör çalışanlarına. Diğer taraftan da toplu taşıma faaliyeti yürüten iş yerlerinin ve taksi işletmelerinin yine işverenlerine işçiye ödenmek üzere onların alacağı 4 aydı, 3 ayını almışlardı. 1 aylık 1500 TL destek ödemeleri işverenlere yatırıldı. Aynı zamanda anlamakta zorluk çekip gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum. Ama yine işverenlerin yanında çalıştırdıkları kişilerin
sigorta, sosyal sigorta veya sosyal güvenlik prim destek ödemelerinin sigortalara yatırıldığı anlıyorum ifadede. Gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum. Bu da önemlidir. Çünkü reel anlamda eğer bugün bu işverenin desteklenmesi yönünde prim destek ödemesi eğer sosyal sigortaların hesaplarına yatmazsa, fondan değildir olsa, o işçiler yasa gücünde kararnameye göre primi yatmamış adledilip yarın bir sürü destek ödemesinden, yani sigortalara binaen aldığı işte hastalık yardımıdır, gözlük yardımıdır, mağdurun emekliliğinde primlerin hesaplanmasını bir sürü mağduriyet yaşayabilirdi. O ödemenin sosyal sigortalara aktarıldığını, reel bir işverene verilen para da yoktur orada, aktarıldığını anlıyoruz. Yine bu konularda kafanıza takılan sorular olursa gerek bu gönderinin altına yazabilir veya bana özelden mesaj atabilirsiniz sevgili dostlar. Herkese iyi seneler dilerim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.